Kendi halinde bağı ve bahçesiyle uğraşan biriydi. Babam köyden hiç çıkmadı. Ta ki 26 yıl öncesine kadar. Bir gecede devletin kurban seçtiği binlerce Kürt'ten biriydi. Lice'de 1993'te Bahtiyar Aydın suikastının sorumlusu olarak tutuklanıp müebbet cezasına çarptırıldı. Kısa sürede suçsuz olduğu ortaya çıksa da hala içeride. Babam yıllardır sayısız cezaevlerine sürgün edildi. Adı defalarca hasta tutsaklar arasına yazıldı. Eylemler yapıldı, özgürlüğü istendi. Ama Kürt olunca suçsuz olmak da bir şey ifade etmiyor bu topraklarda. Hep aynı yalnızlık, hep aynı sessizlik. Gökyüzünün maviliğini, toprağın kokusunu, bir daha bahçesindeki ağacın gölgesinde oturabileceğini özleyebilir mi? Babam köyüne derin bir özlem duyuyor. Müvekkilim Mehmet Emin Özkan'ın geçen 26 yılda olayla hiçbir ilgisi olmadığı anlaşılmasına rağmen serbest bırakılmadı. İki oğlu da cezaevinde olan Özkan sayısız kez sürgün edildi. 5 kez kalp krizi geçirdi, 4 defa anjiyo oldu. %87 oranında ağır hasta olan Özkan'ın kalp, tansiyon, zehirli guatr, kemik erimesi, böbrek ve bağırsak bozuklukları, aşırı derecede kilo kaybı, duyma, görme eksikliği ve hafıza kaybı gibi birçok sağlık sorunu bulunuyor. Ancak bütün girişimlerimize rağmen tahliye edilmiyor.